Merhaba, bugün 24 Şubat 2019 için yapacağımız analiz. Bugün günlerden 25 Şubat. 24 Şubat'ta yapamadım. Bu hafta için analizimizi yapacağız. Geçen haftaya bakacağız. Hangi durumda? Bu hafta daha ilk günü olduğu için ve bu hafta bitmediği için en son olan çubuğu, yani şu çubuğu göz önünde bulundurmayacağız. En son günü olan şu çubuğu göz önünde bulundurmayacağız. Çünkü bu sadece pazartesini ifade etmekte. Diğer çubuklar örneğin şu. Pazartesinden Cuma'ya, bu da aynı şekilde pazartesinden Cuma'ya ifade etmekte. Spy'dan başlıyoruz. Spy yukarı doğru gitmesine şurada başlamış. Ama hala mavi olduğu için ortalamalar yatay gidiyor diyoruz. Bu arada bu haftalık küçük bir değişiklik var. Ortalamalar 4, 10 ve 40 haftalık ortalamalar. Şimdiye kadar 17 ve 43 hafta olarak kullanıyorduk. 17 ve 43 hafta olan daha çok uzun dönemi ifade etmekte. Biraz orta döneme yani dönüyoruz böylelikle. 4 hafta demek 20 günlük ortalama demek. 10 hafta demek 10 hafta demek 50 günlük ortalama. 40 haftada 200 günlük ortalamaya denk gelmekte. Buna göre spy yatay gitmekte diyoruz şurada. Burada da yukarı doğru çıkmaya başlamış. Yatay gidiyor ama hala. Burayı göz önünde bulundurmuyoruz. Geriye doğru bakarsak nasıl bir grafik izlemiş. Şöyle bir zikzak halinde ilerlemekte. Yukarı gideceğini, devam edeceğini söylemek için bu noktanın üstüne çıkması lazım buranın. Oraya gelmesine daha çok var. Bu arada buradan investing.com'dan genel getirilere de bakabiliriz. Geçen hafta en iyi performansı olan geçen haftadan şimdiye olan en iyi getiriler Çin ve Semiconductor olduğunu ve daha sonra Borsa İstanbul olduğunu görüyoruz. Bir aylık en iyi getiriler gene Semiconductor, Russell 2000, Çin ve Dow Jones Transportation olmuş. Burada dikkate çeken Russell 2000 ve Russell 1000 bunların önde olması endekslerin yavaş yavaş düzelmeye başladığını gösteriyor. Sene başından şimdiye de burada gördüğünüz gibi genelde hepsi iyi performans göstermiş. Yıllık olarak ama performans daha eski seviyelerine daha gelmemişler. Şimdi Nasdaq'a bakıyoruz. Nasdaq burada. Şurada görünmekte. Sene başından şimdiye Nasdaq %12 getirisi olmuş. Bir ay içinde de %5,22. Geçen hafta %1 getirisi olmuş Nasdaq'ın. En düşük noktasından şimdiye ise %20 getirisi olmuş. Şurada da orta dönem alt sinyali verilmiş ama uzun dönem yatay gittiğini görüyoruz. Bunları buralarda işaretledim. Bunu görebilirsiniz değerleri. Ben sırayla hepsini göstereceğim. Biraz büyük yapıyorum daha iyi görebilmeniz için. Russell 2000 yatay gidiyor. Burada da şu bölgede yukarı çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmış. Fiyatlar da 200 günlük ortalamanın yani 40 haftalık ortalamanın üstünde. Spy'dan tekrar bakalım. Spy'da herhangi bir satış baskısı görünmüyor. Direkt yukarı çıkmış Spy. Russell 1000 yukarı doğru. Semiconductor trend yukarı doğru ama şu anda nötral olduğunu görüyoruz mavi olduğu için. Finans nötral görünüyor. Dow Jones pozitif. Burada gördüğünüz gibi ortalamalar yukarı doğru. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde. 20 günlük ortalama da 50 günlük ortalamanın üstünde. Bunun yukarı doğru olduğu al işareti geldiği anlamına gelmiyor. Bunun yukarı doğru olması trendin olduğunu ve alım için uygun olduğunu fakat stratejimize göre alım zamanlarının değişik zamanlar olabileceğini aklınızda bulundurun. Dow Jones Transportation uzun zamandır böyle yatay gittiğini görüyoruz. Ve en son şu çıkıştan sonra bunun üstüne çıkması lazım ki yukarı çıkışın devam edeceğini söyleyebilelim. Dow Jones da aynı hareketleri göstermemiş. Dow Jones buradan çıkmış. Şöyle bir hareket yaptıktan sonra önceki değerin üstüne çıkmış. Bu iki değer birbirini doğrulamıyorsa yani Dow Jones Transportation Average'in hareketleri değişikse uyum içinde değildirler ve
bu hareketin devam edeceği söylenemez Dow teorisine göre. Petrol şu anda yatay görünmekte. Aşağı trend içinde yatay görünmesi bize aşağı doğru gidişin genelde devam edeceğini söyler. Bunun gitmesi için tabi önceki bu noktanın kırılıp buradan aşağı gitmesini bekleriz. Yani şu noktanın çıktıktan sonra aşağıya kırılmasını bekleriz. Bu noktadan sonra aşağı gideceğini söyleyebiliriz. Şu anda sadece ortalamalara yaklaşmış. Ortalamalar da dinamik bir nokta. Onun için aşağı gitmesi ihtimali var. Burada real estate önemli bir noktadaydı. Ve burada yukarı doğru ortalamaları görüyoruz. Hepsi yukarı doğru. Trend yukarı doğru. Altın. Altında da trend yukarı doğru. Şurada trend modeline göre alt sinyali gelmiş. Yani 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmış. 200 günlük ortalamanın altındayken. Biz haftalık grafiği kullanıyoruz. Bunu unutmayın tabii. Ama bu günlük değerlerine karşılık olarak söylüyorum 200 günlük diye. Örneğin şu 200 günlük ortalamaya karşılık geliyor. Burada da gümüş. Burada yukarı trend sinyali vermiş. Ve önceki destek noktası da gördüğünüz gibi. Şurası şöyle. Evet, en çok sevdiğim yani technical software sektöre geldik. Şurada alım sinyali gelmiş. Yani alım değil, yukarı trend olduğu bize söylenmiş. Buradan yukarı doğru gidişine devam etmekte. Burada önemli bir yer. Şu nokta. Bundan sonra yukarı çıkacaksa şöyle bir gidiş olur büyük ihtimal. Ya da aşağı inecekse buradan aşağıya doğru devam eder. Dolar pozitif görünmekte. Dolarda şöyle bir head and shoulders olduğu söylenebilir. Ya da şöyle cup and handle paterni olduğu söylenebilir. Bonolara geldik. Bonolar şu trendi geçmiş burada gördüğünüz gibi. Pozitif görünmekte. Şurada bize alt sinyali vermiş. Alt sinyali değil de yukarı trend sinyali. Semiconductor yatay gitmekte. Amerika olmadan tüm dünya. Amerika varken tüm dünya endeks. Şöyle bir alan çizebiliriz burada. Buraya kadar gelip. Çin şurada yukarı doğru yön değiştirme sinyali vermiş. Almanya şu bölgede daha yeni. Yukarı doğru dönüş sinyali vermiş. Ama fiyat hala 200 günlük ortalamanın altında. Aşağı trendin devam edeceği düşünülür bu durumda. TecDAX'da şöyle 200 günlük ortalamalara değince aşağı iniyor. Yatay gitmekte. SDAX'da yaklaşmış ortalamaya. Şurada alım sinyali gelmiş. Alım değil de yani yukarı trend sinyali. TecDAX'da da geçen hafta öyle bir sinyal. İngiltere'de de öyle bir sinyal var. Yani hepsi aynı sinyali veriyor. Kanada'da öyle bir sinyal var. Japonya'da aynı şekilde. Fransa aynı şekilde. İtalya aynı şekilde şurada vermiş. Borsa İstanbul bunu daha erken şurada vermiş. Şubat ayı içinde. Şu anda yatay gitmekte. Burada diğer bir nokta. 50 günlük ortalama 200 günlüğün üstüne çıkarsa yukarı trend diyebiliriz. Fiyatlar şu anda 200 günlük ortalamanın üstünde. Diğer endekslerde şu anda aynı durum yok. Sadece Kanada'da 200 günlük ortalamanın üstünde fiyat. Türk lirasına bakıyoruz. Yatay gittiğini görüyoruz burada. Fiyatlarda bir sıkışma var. Bu sıkışmadan sonra bir yukarı doğru çıkış olacağını tahmin ediyorum. Aşağıya gitmesi çünkü zor bu ekonomik durum içinde. Dolar euro yukarı doğru. Dolar euro işte Mayıs 2018'de yukarı doğru sinyal vermiş. Bu sinyal Haziran'da onaylanmış. Dolar Türk lirası gene aynı şekilde. Şöyle bir sıkışma var. Bundan sonra yukarı çıkacağını tahmin ediyorum. Tekrar buradan bakarsak en iyi aylık performansı Semiconductor, Russell 2000, Russell 2000 öncü endeks. Daha sonra Çin, Dow Jones Transportation olmuş. Haftalık en iyi performans Semiconductor, Russell 2000 de ön sıralarda. Yıllık olarak genelde hepsi negatif oldu. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.